Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Bugün de sizlerle birlikte LoL oynuyorum. Bugün sizler için alt koridorda destekli rolünde Jhan'la oynayacağım. Jhan'la üzerine bir oyun olacak. Bu arada izlerken keyif alırsınız. Hemen şuradan eşyalarımızı ufaktan alalım. Ben bu hırsızın marifetiyle başlamayı tercih ediyorum. Sizler de bu hırsızın marifetiyle başlayabilirsiniz. Bu arada enteresan bir olay var. Şu an hani ranklar sıfırlanmadı belki ama dereceli oyun atıyorsunuz, tamam mı? Hiç unranked bir hesapla dereceli oyun atıyorsunuz. Maç kazanıyorsunuz ve size demirlikten başlatıyor. Şu an anlamadığım olaylardan birisi o. Bu hesapla yanlış hatırlamıyorsam platin 1 falan bitirmiştik. Ki şu an böyle demir 4'ten başlattı. Demir 2'ye geldik ama karşımıza gelen adamlar platin falan oluyor. Yani o tarz enteresan pikler de var. Bu çocuğu hayatta tutmamız lazım. Güzel, orada tutuştur mutuştur aldık. İyi, güzel, sıkıntı yok. En azından bu çocuk hayatta kaldı. O da bir artıdır. Flash geldi mi gelmedi mi göremedim ama bayağı bir para topladılar. Yani o çalın içinde AFK kalmazsınız. Alt tap yapmazsınız yani. Büyük bir hata. Neyse, sağlık olsun. Bizim çocuk yine güzel korudu. Bir şeyler yapamasınlar diye. Yalnız ben şu çalıya girmeye kalkarsam sıkıntı yaşama ihtimalim çok yüksek. Normalde W başlayıp W fullemeyi düşünüyordum matchup'ta. Canlının W'su cidden büyük bir hasar veriyor. Koridoru kazanmanızı büyük ölçüde sağlıyor. Oraya bir totem atmaya çalışacağım. Bakalım. Aa, duruyor hala mavi. İyi. Güzel, maviyi çalmadılar. Maviyi çalmaktan vazgeçtiler. Direkt kırmızı güçlendirmesine gitti Zinza. Okey. Hiçbir sonuç da çıkartamadılar buradan. Bizim adımıza iyi oldu. Şimdi ben burada Lucian'ın birazcık farmlamasını istiyorum. Farmlaması önemli ki güçlenebilmesi lazım. Biz de şöyle ufaktan Ezreal'ı dürtelim. Jhan'la kırılgan olduğu kadar çok da fazla hasar çıkartabilen bir şampiyon. Epeydir de videosunu çekmemiştik. Yine standart Jhan'la runleriyle oynuyorum aslında bakarsanız. Ha, oynanmaz değil. Hala oynanabilir durumda bu runler. Değiştirmenize de gerek yok. Alternatif rünü yok yani Jhan'la'nın. En fazla sihirli yıldızla girersiniz. Veya üzerine Arakçı'yla girersiniz. Ama Arakçı'yla girince de çok fazla verim alamıyorsunuz bu karakterde. Hani bir Zilean gibi olmuyor açıkçası. Bunu da kestik. Çok güzel. Muhteşem bir double kill çıktı burada. Bir tane skoru ben aldım. Bir tane skoru da Lucian aldı. Hiç dert değil. Aramızda paylaşmış olduk ama skor skordur. Çocuk burayı çok güzel oynadı. Orada Zyra yetenek kitini bana kullanınca Ezreal bayağı orada çaresiz bir şekilde kaldı. Ki Lucian'ın erken oyun hasarını biliyorsunuz. Çok çok fazla. Hiçbir şey yapmadan rahat bir şekilde skorları kovalayabiliyor. Ben şuradan kurabiye mi yiyeceğim arkadaşlar? Kurabiye bizim mana barımızı da arttırıyor çünkü. Hem de daha fazla iyileştirme etkisi, daha fazla mana doldurma etkisi falan da sağlıyor. O yüzden bizim için daha kullanışlı. Aslında kullanmama da gerek yoktu da yine de kullanmamızda fayda var. Güzel, orada Ezreal birazcık minyonlardan uzak kalsın. Şu an totemim de yok. Çalın içine falan totem atamayacağım. Lucian'da base atmak istiyor. Okey. 800 gold'umuz var. Hemen gideceğiz. Bu hırsızın marifetini çevireceğiz. İlk olarak başlayacağım eşya kesinlikle buhurdanlık olacak. Çünkü yanında Lucian gibi bir karakter var. Daha fazla kalkan kazanması lazım. Daha efektif olması gerekiyor. Bu yüzden bu onun için daha faydalı olacaktır. Seni bir şuraya koyalım. Seni şuraya koyalım. Bu baskını yedi herhalde. Çok temiz. Bu sırada Zinza'da top lane'e gitmiş. Güzel güzel, her şey şu an bizim için güzel gidiyor. Şimdi bizim yapmamız gereken önemli şey rakip takımın koridor itmesine izin vermemek. Çünkü bu adamlar koridor itmeye başladıklarında biz sorun çekmeye başlayacağız arkadaşlar. Bu adamlar mümkün olduğunca az koridor puşlamalılar. Hatta hiç puşlamasalar daha güzel olur ama yapacak bir şey yok. Lucian'ı hemen şöyle bir bufflayalım. Çok güzel yakaladı bu arada bizim çocuk. Çok güzelsin Lucian'cığım. Arkadaki skoru kovalamak daha mantıklıydı. Yani Ezreal skoru burada daha değerliydi. Bu adamlar biraz önceki fight'ta siperlerini atmamışlar. Ben kullanmışlardır diye düşünüyordum. Bak, gelen var bize.
şunları bir keselim. Zyra'nın falan canbarı çok az. Birazdan tutuşturumuz yine gelecek. Fight'te üstünleşen bizler olacağız. Dediğim gibi canlı çok güçlü. Erken oyunda hasarı çok fazla. Rakibiniz bu hasarı kestiremiyor. Bir anda burst'leyip çıkartıyorsunuz rakibinizi aradan. Görüyorsunuz değil mi? Yavaşlatma etkisi ve W'nun gücü. Bu yüzden canlıyı W fullemeyi şu an daha çok seviyorum. Kesinlikle sizler de W fullleyebilirsiniz. Şu adama dalsak keseriz bence. Ölmesin Gragas. Ona bir yetişmeye çalışıyorum. Can geldi çocuğa ya. Kesemedik. Eğer öldüremeselerdi beni güzel olurdu da. Başta tutuşturum yoktu ya. Daha yeni geldi cooldown'ı. Yapacak bir şey yok Gragas'cığım. Yoksa atardık orada. Şimdi burada gezgin çizmesini tamamlamak daha mantıklı olacaktır. Daha hızlı bir şekilde hareket etmemiz lazım haritada. Şuradan bir de doldurulabilir iksir alıp bu şekilde koridora gitmek istiyorum. O da bir gelsin bize. Rush'un gene kule altında skor almayı başarmış da. Bu arada bizim 6 level olmamız lazım. Tecrübede birazcık gerideyiz. Çocuk 5 level. Gerçi Zyra falan şu an oyunda yok ama Ezreal'ın aldığı skor pek hoş olmadı. Bizim Lucian'ımız bayağı bir üstünleşti. Çocuğu kesebiliriz. Bu totem vermeseydik ya bu adama. Şu adama. Çok güzel. Tamam, buradaki Pink Ward'u da alalım. W fullemeye devam. Zyra'dan basit hatalar. Lucian'ın burayı kovalaması çok güzel oldu. İyi ki de kovaladı burayı. Yetenek gücünü abanmaya devam edecek Zyra. Tabii oyunun ilerleyen aşamalarında Zyra da çok sıkıntı bir karakter. Tamamdır. Koridoru durdurmak istiyor çocuk. Güzel. 10 CS farm farkına ulaşmışız. Lucian'ımız 4-1 oldu. Çok çok güçlendi. Top lane'de bu adam güçsüz kalsa bile dert değil. Pantheon zaten oyunun hem ilerleyen aşamalarında geri düşecek. Hem de bu adamın ultisi zaten bize oyunu kazandıracak. Sadece slow'u bile yeterli yani. Bizim için bu koridor bitti. Yani kazandık diyebilirim. Bu saatten sonra pek kolay toparlayamazlar yani burayı. Büyük hatalar yapılması lazım veya rakibin çok fazla üstünleşmesi lazım. Ezreal'a göre Lucian'ın şu an bir hasar üstünlüğü var. Aynı zamanda bizim yetenek kitlerimiz daha kuvvetli. Yani ben tek W'mla Zyra'nın çıkartabileceği tüm kombosundan çıkartabileceği hasardan daha fazlasını çıkartıyorum. Gragas oradaki Vision'ı almak için geldi de Gragas'ın burada olduğunun farkındalar bence. Oo, çok güzel denedi de Ezreal'da Ace'ini güzel bekledi. Şimdi bizim ultimiz de geldi. Artık bir şeyleri yapması bizim için daha kolay. Bak bak, çocuk geldi buraya. Şu an her türlü biz fight'ı kazanırız bu arada. Çünkü tecrübe avantajımız var bir. İkincisi Janna'nın ultisi böyle engage yapabilen, içeriye atlayabilen şampiyonları direkt dışarı fırlatabildiği için disengage konusunda da çok güçlü bir şampiyon. Kolay kolay vermiyorsunuz yani fight. Sırf Gragas'ı bekliyoruz ama bu çocuklar hiç açılmıyorlar. Ne yapacağız abi biz bu çocuğa? 3-0 oldu. Şu Drake'i çıkartalım madem. Benim kronometrem geldi bu arada.
Kuşunu da orada yalnız bırakmak istemiyorum. Hadi abi şu adamı. Oh çok güzel. Biz de bayılacağız galiba burada. Neyse kazanabildiğim zamanı kazanmaya çalışacağım en azından. Orada başta dalmakta birazcık geciktiler. Dalsalardı burada skor çok kolay gelecekti. Ben flash'imi atmışım o adama. W'umla birlikte yavaşlatmışım. Bu arada Pantheon'dan direkt bir sıçra. Güzel reaksiyon gösterdi bizim Gragas. Şimdi şurada tamamlamamız gereken bir totem eşyası var ama ondan önce ben şöyle buradanlığın parçalarını almaya başlayacağım. Buradanlık bizim için daha önemli. Daha fazla kalkan etkisi sağlayacağız ki bufflandığı için artık daha da güçlü. Aynı zamanda bekleme süresini azalma da kazandırıyor. Daha iyi bir halde yani şu an. Şunu da şuraya koyalım, şunu da şuraya. Burada Zyra almış sanıyorum Lucian skorunu orada. Şöyle tekrardan bir totem atacağım. Haritada hareketli olmanız iyi bir şey. Daha efektif olabiliyorsunuz bu sayede. İyi, bitkileri boşa gitti çocuğun. Bu arada Zyra maskesini falan tamamlamak üzere. O maske geldikten sonra hem can barı çok fazla olacak hem de çok ciddi bir nüfuzu. Ama ben varken bence Morello'ya gitmesi onun için daha doğru olurdu. Direkt ilk tamamlayacağı Morello onun işini çok kolaylaştırırdı. Ne yapacağız biz bu adama? Zinza çok güçlendi ya. Güzel. Ezreal'ın bana vurduğundan daha fazla hasar çıkartıyorum W'mla. O yüzden o trade'e girmemde de bir sıkıntı olmuyor. Çok güzel. Bende kalmasaydı daha bir hoş olurdu. Ama skor skordur. O açıdan bakmak lazım. Bu adama dive gireriz bu arada. What? Nasıl tutturabildin abi onu? Ah, çocuğun seken atışı tutturacağı çıktı ya. Zonya'mı kullanmak istemedim. Aynı şekilde ultimi de kullanmak istemedim. Tutturamaz diye de. Seni satacağım. Ben buradan buradanlığa gitmek istiyorum. Ah, kurabiye geldi şimdi de. Pink Ward'ı da satmak istemiyorum da kurabiyeyi bir yollayalım. Hatta şöyle iptal edelim. Kurabiyenin manasını alalım. Peşinden hızlı bir şekilde şunu alalım. Tamam. Çünkü kurabiyeyi kullandığımda benim mana barımı da arttırıyor. O yüzden ihtiyacımız olan da bir şey. Ne kadar fazla mana barı, o kadar fazla yetenek spamlayabilmek. Bir de bizde bir alev ejderi var. O da çok güzel oldu. Oo nice. Kaçması lazım Lucian'ın. Yetişmeye çalışıyorum. Güzel. Şimdi birazcık takıma yakın kalabiliriz. Bot lane'de çünkü çıkacak pek bir şey yok. Belki orta koridordan bir şeyler alırız. Tutuşturum falan da var çünkü. Abi şaka yapıyorsun ya. Senin orada ne işin var ya? Ah, kanser olacağım. Bu arada TF'den çok kötü bir oyun. Çok güzel yakaladılar. Zinza, oo, asistimi de aldım. Mis gibi oldu ha bu. Pantheon tekrardan orta koridorda. Bak mesela Pantheon çok rahat rotasyon yapabiliyor. Ama Rumble şu an koridorda çok fazla takılıyor. Birazcık daha takıma etkili olabilir. Ha, Pantheon ultisi tabii ki onu yapmasını beklediğimiz bir şeydi de. Hiç kuleyi koruyamayacağız. Ben hemen bot lane'e doğru ilerleyeceğim. Çok fazla öldüm bu arada. Bu kadar ölmezdim. Şurada yakalanmam falan kötü oldu. Rumble tekrar ölecek bu arada. Tabi it. Biz bu tavrı alalım. Çok
Çok güzelsin bu işin. Şu totemleri de bir kıralım. O ejderha vurmasaydım iyiydi. Bu ejderi zorlayamayacağız çünkü arkada Zinza var. Direkt ejder pitine gelecek zaten. Lucian niye öyle bir şey yaptı? Bedava hit yedi. Basamadım Eve. Eve basabilmiş olsaydım hayattaydım şu an. Zayre'yi keserler bence. Ahri çok ters pozisyonda kaldı ya. İkisi de ölecek. Aa, Lucian buradan kaçabilecek mi? Minyonlara öldü ama. Güzel he. Hadi Lucian. Allah'ı hayatta kaldı ama Ezreal'ın EQ'suna bayılır ya. E'si gelse bile bayılacak burada. Tahmin ettiğim gibi. Buradanlığı çıkartmayı başardık. Peşinden hızlı bir şekilde şu totem eşyamızı geliştirmemiz gerekiyor. Peşinden bir tane de pembe totem. Ardından ilerleyelim tekrardan. Çocuğu kesmek lazım. Bizim Gragas full yetenek gücü kasacak herhalde. Şu an Zonya'ya doğru ilerliyor. Ha, tek atar mı atar. Ama bizim işimize gelecek kısmı tank kasması tabii ki. Güzel. Şu an mecburen base'imi tekrardan atmak zorundayım. Bizim top lane 1-6 oldu. Bu kadar da geri düşmezsin Rumble'la ya. Ah, aslında bottan kuleyi almışken top lane'e gitmek mantıklı da şu dağ ejderini alıp o şekilde gidelim. En azından split konusunda güçlenelim. Çünkü adamlarda birazcık daha koridor itebilecek karakterler var. Twisted Fate olsun, Pantheon olsun. Şampiyonlar sıkıntı. Bizde bir tek Lucian'ımız var. O da hızlı bir şekilde koridor itebilecek bir karakter değil. Abi çaldırmayalım onu da ya. Onu da çaldırmayalım yani. Hayret ya, vallahi hayret. Hayır, Q'mu atıyorum adam o pite girmesin diye. Çocuk ne yapıyorsa, ne ediyorsa çaldırmayı başarabiliyor ya. Çok enteresan, geliyorum. Bakalım bizim çocuğu kurtarabileceğiz mi burada? Bizim top lane'imiz hala oralarda takılmaya devam edecek tabii ki. Neyse, en azından belki kule mule alır, bir şeyler yapar da. Kırmızı güçlendirmem varken o çocuğun bana kafa atması da enteresandı. Kesebilsem güzel olurdu. Ezreal'dan bayağı pay alacaktık. 450 gold az uz değil. Orada o kadar uğraştık ejder pitinde. Adamlar ellerini kollarını saldı. Ya adam geldi sadece çarpını attı ya. Onun timingini de mi tutamıyorsun? Ah, neyse, E yeteneğimizi fullleyerek devam ediyoruz. Artık birazcık daha takımı koruyabileceğiz. Bizim çocuk 1'e 7 oldu. Ölmeye doyamıyor arkadaş. Değişik. Lucian'ın yanından ayrılmayalım. Bu takımı ayakta tutabilecek tek kişi Lucian gibi duruyor. Ki yine korurum. Yine bir şeyler yaparız. Hani eşyalarımızı aldıkça daha da güçlenecek bu Lucian. Ben şimdi bir de bunun üzerine bir kadeh alacağım. Kadehle birlikte iyice güçlenecek. Hem daha fazla kalkan sağlayacağız. Hem de birazcık daha büyü direnci işimize yarar. Hem Twisted Fate'e karşı hem şu Zyra'ya karşı. Yani Zyra da küçümsemememiz gereken bir karakter şu an. Oh, burada bekleyenler varmış. Çok güzel.
Ne yapıyorsun Ahri? Aç gözlük var ya çok kötü bir şey ya. Vallahi aç gözlük çok kötü bir şey. Canlı olarak izlediniz biraz önce aç gözlüğünün ne kadar kötü bir şey olduğunu. Tavra abi tavra. Nelere odaklanıyoruz biz ya? Değişik. Ops. Aman ha ölmeyelim. Güzel. Hayret. Arkadaşlar Rumble takım savaşına katıldı. Ama bittikten sonra. Şuna bir iki hit vurmam lazım. Tamamdır. Bu arada Lucian'a gitmek gerek. TF'de güzel zorluyor ha. Pozisyon bulurum bir şeyler yaparım diye de. Şu çocuğu, şu çocuğu, şu çocuğu. Burada Vision'larının bulunmasını istemiyorum. Bu arada çok sakat bir yerde base atıyorum. Biri buradan gelse, biri şuradan gelse beni çok rahat sıkıştırırlar burada. Allah'tan denemediler bir şeyler. Şimdi Mikael'i almak da aslında çok mantıklı bu matchup'ta. Çünkü karşıdaki kitle kontrolü çok fazla. Biz Mikael'e de yönelebiliriz. Ahri'nin Kadeyne'e de. Şu an Mikael daha mantıklı geliyor. Mikael tercihinde bulunalım biz. Ne olur ne olmaz. Birilerinin hayatını kurtarırız. En azından Lucian'ın hayatını kurtarmak istiyorum ya. Bu oyunu çünkü o çocuk taşıyacak yani. Hadi bir yetenek at da skor al. Bayağı bir hasardaydık. Top lane'e gitmesi lazım bizim çocuğun. Ult ejderi geliyor. Onu da çaldırmayız herhalde. Oh, alamet de top lane'e geldi. Hazır rakip jungle onu orada kullanmışken biz burada bedavaya bejler çıkartırız. Hatta ben giderim. Bot lane'de bu çocuğa da gelirim. Direkt ultisini kullandı. Temiz, güzel. Buradan 2 skor çıkardık ama yetmiyor yani. Biz burada 3 kişi oyalandık. Adamlar top lane'i bayağı yol yapmışlar. Güzel Gragas. Bunu da keser bence o Gragas. Ahri base at. Ah, iyi. Bir an acaba ölecek mi falan diye korktum. Şimdi peşinden Ahri'nin Kadeyne'ye başlayacağız artık. Bu gerekli bir eşya. Etkisini zaten biraz sonra göreceksiniz. Hem daha fazla iyileştireceğiz hem daha fazla kalkan sağlayacağız. Güzel bir yetenek gücü ve bekleme süresinde azalma da sağlıyor bizlere. Ondan sonra da bir kefaretle bu buildimize devam ederiz. Ya da bir demir soleri bile olabilir. Şu an baron istiyoruz da. Riskli bir var ona ya. Eğer adamlar uyanmazlarsa çok güzel ninja baron yapmış olacağız burada. Ultim de yok çünkü. Pozisyon cidden çok sakat. Hayır. Flash'imle kaçarım dedim. Güzel. Pantheon da öldü. Abi çok word. Lucian E'sini kullanmasaydı iyiydi. Helal ulan sana. Var ya bizim Lucian oynuyor bu oyunu ha. Hayır ya şaka yapıyorsun. Çocuk kahrından öldü ya. O kadar da aç gözlü davranmazsın. Almışız işte fight'ı. Bırak boş ver çık. Neyse 4'e 3 takas artı bir de baronumuz var şu an. Bir tek Gragas'ın üzerinde kaldı. O bile kârdır bizim için. Şu parçayı aldım. Kronometremizi hala kullanamadım. Keşke şu pozisyonda kronometreme bassaydım. Basmadım her seferinde kendime kızıyorum ya. Orada o kadar yetenek yemişim. Bas işte kronometreyi. Neyi bekliyorsun?
Allah'tan tapı key vermedik ama tapının initörünü vermedik. Yani initör kulesini vermiş olsaydık bile çok sıkıntıydı. Bizim Lucian bir gelse. Ne bekliyor Belize? Sanıyorum eşya parası falan bekliyor. Güzel güzel. Baron'un güçlendirmemiz var. Bu işleri kolaylaştırır. Hemen şuradaki görüşü de alalım. Abi görmüyoruz biz. Niye giriyoruz ki bu kadar şey? Güzel. Hadi abi. Işın, ışın, ışın. Helalsin ışıncım. Hayır. Işını kaybettik. Yeterli olmadı yani. İstediğim korumayı sağlayamadım. Önüne geçmek istiyordum orada ama maalesef yetişemedik. Yetmedi. Ama güzel. Yine de fight'i biz kazandık. Hani 5'e 3 takas. Pardon, 5'e 2 takas çok worth. Burada inhibitor kulesini de alacağız artık. 5, 6, 17 oynuyoruz ya. Güzel. 22 skor katkı. Ki 36 skor var totalde. Bu arada kalkanı Rumble'a falan atabilirsiniz. Hiç dert değil. Çünkü otomatik vuruş hasarlarını arttırıyor. Bu yüzden önemli. Çok güzel. Güzel satış hocam. Pantiyonları da yok. Olası bir takım savaşı her türlü bizde. Ben de hemen base'imi atayım. Ejder pitini hızlıca eşyalarımızı alıp gelmemiz lazım. Ne kadar fazla eşyayla gelirsek bizim için o kadar kar. Sen çıktın herhalde. Tamamdır. Peşinden büyücülük karışımı alıyorum. Ardından tekrar ilerliyoruz. Şu an 281 yetenek gücüm var. 106 büyü direnci, 74 de armorumuz var. Hani tam bir hibrit canlı olduk aslında bakarsanız. Bir tek can barından yana sorunlarımız var, o kadar. Yuş'un da tek bırakmamamız gerek de. Bu arada kalkan etkimi görüyorsunuz değil mi? Dedim ya, çok fazla kalkan sağlayacağız takım arkadaşlarımıza diye, ki bu daha hiçbir şey. Biraz sonra çok daha fazlasını sağlayacağız bunu. O kadar flaşa mulaşa da gerek yoktu ya bence. Hadi can barınızı ben bir doldurayım sizin. O çocuk da öldü. Oyunu bitirdik abicim şu an. Dedim ya, Pantheon istediği kadar kassın diye. Hiçbir anlam ifade etmiyor Pantheon'un kasmış olması. Çünkü oyun ilerleyen aşamalarında düşüyor. Bizim tek koridor hakimiyetini sağlamış olmamız bile oyunu bitirmemiz için yeterli. Arkadaşlar, canlar destek de bu şekildeydi. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like, yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize